Tamamdır, başlayabiliriz. Öncelikle Enes abi, hoş geldin. Bütün katılımcılarımız, hoş geldiniz. Bugün bizim için çok önemli bir gün çünkü ilk online etkinliğimiz ve birçok kişiyle aynı toplantıda bulunduğumuz ilk etkinliğimiz. Dolayısıyla bugün bizim için önemli. Ben böyle bir ekibin kurulmasında öncülük ettiği için bütün kurucu ekibimize, şu anki ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca destek veren katılımcılarımıza ve Sayın Enes abiye ilk online toplantımıza konuk olarak davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Ben program koordinatörü, 3 program koordinatörümüzden biri Tunahan Kılınç. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Ben de nöroşirurji istiyorum. Ve bugün de Karden'le birlikte bu toplantıyı, bu önemli ve özel toplantıyı yönetmeye çalışacağız. Enes abiyle birlikte. Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de Kardelen Tıp Fakültesi'nde intern doktorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda nöroşirurji öğrenci çalışma grubunda da denetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. İşte bugün Tuna ile beraber ben de moderatörlük görevini üstleneceğim. Bu dönemin ilk online etkinliği için bu akşam burada toplandık. İlk etkinliğimizde de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda asistanlık yapmak olan Enes abi davetler için çok faydalı olacağından hiçbirimizin şüphesi yok. Enes abinin bir sunumu olacak ancak öncesinde Enes abinin kısaca özgeçmişinden bahsetmesi için ben sözü Tuna'ya bırakıyorum. Yani ben CV'den bahsedeyim derken bayağı uzun bir CV. Yani ne kadar kısaltırım bilmiyorum ama zaten Enes abi bahsedecek. Ben sadece hani en azından böyle toparlamak için Enes abi önce eğitiminden bahsedeyim. Bursa Tofaş Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra 2010'da Atatürk Üniversitesi'ne geçiyor. Orada lisansını tamamlayıp sonrasında da Hacettepe'de beyin sinir cerrahisi anabilim dalında uzmanlığına başlıyor Enes abi. Şu anda da 5. yıl oluyor değil mi Enes abi? Evet, İkinci yıl sondayım. asistan. Kıdemli asistan olarak. Tabii Enes abi birçok training ve research experience yani birçok araştırmada ve eğitimde bulundu. Gerek yurt içinde gerek de yurt dışında. Buradan baktığımda hani öğrencilik döneminde de var ama ben direkt nöroşirurji ile ilgili olduğu için Yeditepe'den başlamak istiyorum. Sayın Uğur hocamızın, Uğur Tür hocamızın yanında bulunduğu mikroşirurji nöroanatomi. İki kez bulunmuşsun Enes abi aralıklarla. Sonrasında da Amerika'da o meşhur Barrow Enstitüsü'ne gitmişsin. Orada Mark Hoca'nın ve Michael Lehton'un yanında Research Fellow ve Observership almışsın. Doğru. Sonrasında burada çalışma deneyimleri yine Hacettepe'de uzmanlık eğitimi alıyorsun. Ama aynı zamanda çok önemli bir şey bence. Yine nöroanatomi alanında yapay zeka ve makine öğrenmesi bölümünün hem co-direktörü hem de co-founder olarak geçiyor. Bu da bir yenilik olarak. Bunu da özellikle yani vurgulayalım toplantıda. Çünkü ben de çok merak ettim. Bu şekilde ve birçok ödülü ve yayınladığı yazısı, makalesi var. Burada baktığım kadarıyla bronz madalyaları falan da tabii ki de var ama özellikle 2020'den sonrasında en iyi video üçüncülük ödülü almışsın. Yine bir sözlü sunumda sanırım. Vaka sunumunda. Bunu Şahin abi ile yaptığımız bir Türk Nöroşirurgi Derneği'nin ameliyat yani Hacettepe'de yaptığımız bir ameliyatta. Şahin abi hepiniz biliyorsunuz zaten Genç Nöroşirurgenler Başkanı. Bir önceki. Şimdi Pelin abla devam ediyor. Pelin ablayla da tabii beraber çalışıyoruz. Beraber birçok yerde bulunuyoruz. Orada Hacettepe'de yaptığımız bir ameliyatla katılmıştık. O ödül. Şeyi boş ver Tunan ya CV falan. Ben konuşayım. Yani kağıt üzerinde yazan şeyler Çok önemli vurgulamak istiyorum. Yaşar Gül Hoca'nın ikincilik ödülü yani genç beyin cerrahi ödülünü de almışsın. Bir de çok küçük bir hemen anımı anlatayım seninle alakalı. Belki hatırlarsın bilmiyorum ama ben de tabii bu ekip kurulmadan önce özellikle ilgiliyken böyle bir araştırma içindeydim yani. O arada sana yazmıştım WhatsApp'tan. Tabii sen desteklemiştin. Onun için de ben bireysel olarak da teşekkür edeyim. Hani burada da böyle ağırlamak ayrıca teşekkür ederim. Sözü sana bırakalım biz. Ondan sonrasında devam ederiz. çok teşekkür ederim Tunahan. Ben teşekkür ederim. Yani tabii ki hatırlıyorum yazdığını. Birçok arkadaşımız yazıyor. Mutlaka cevap veriyorum. Mutlaka dönüyorum. Tabii beyin cerrahisi yoğun bir branş. Her zaman
genç arkadaşlara destek olmak benim hayattaki şu an beyin cerrahı daha fazla ne istiyorsun deseniz bunu söylerim herhalde tahminim. Genç arkadaşlarla çalışmak, genç arkadaşlara yol göstermeye çalışmak. Şimdi sunumumuzun başlığı işte kariyer yolculuğuydu. Ben onu biraz modifiye ettim izninizle. Nöroşirurjide hayat yolculuğuna başlamak dedim. Çünkü nöroşirurji bir kariyer değildir. Nöroşirurji sizin hayatınızın tam ortasına yerleşecek en büyük şeydir. Ayrı bir kariyeriniz ve hayatınız olamaz. Özetle bunu bu şekilde düzelttim. Kariyer değil, hayat yolculuğu. İkincisi, benim kariyer yolculuğumu anlatabilecek seviyede değilim henüz. Kariyer yolculuğuna başlamayı anlatmayı tercih ettim. Umarım bir kariyer yolculuğum da olur tabii yıllar sonra. Böyle geçeyim. Şimdi bu fotoğrafı ben sizin hesabınızda gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani bayıldım yani. İlk gördüğümde hatta asistan odasındaydım. Arkadaşlara gösterdim. Diğer asistan arkadaşlara. Dedim bakın ne kadar profesyonel. Gördüğüm en profesyonel fotoğraflardan biri dedim. Yıllardır bir tane şöyle fotoğraf çektiremedik dedim, kongreler dahil. Hocalarla falan dahil. Yani böyle işte Hacettepe'yi toplayalım eski mezunlarla falan. Bu kadar güzel bir fotoğraf görmedim. Tebrik ederim. Bu fotoğraf bence bizim için çok büyük bir gurur. Bir ilgi kulübü kurmuşsunuz. Üzerine bununla ilgili çalışıyorsunuz. Hepinizi ben görüyorum. İşte sosyal medya hesaplarınızdan olsun. Birçoğunuz gelip gidiyorsunuz zaten kliniklere. Kliniklerdeki aktif hallerinizi de izliyoruz. Çok büyük gurur duyuyorum. Şunu söylemem gerekir ki bu yaptığınız şey, bu toplantılar. Tabii Covid'le beraber Zoom'un hayatımıza girmesiyle arttı. Eskiden bu tarz insanlara, işte hocalarımıza, büyüklerimize ulaşmak çok zordu. Veya bir kongreye gitmek için çok büyük paralar harcamanız gerekiyordu. Şimdi birçok şey Zoom üzerinden gerçekleşiyor. Birçok şey online. Bununla beraber işler gelişmeye başladı. Siz de öğrenci kısmında daha büyük bir algı oluşmaya başladı. İlgi kulüpleri kuruyorsunuz. Üzerine şu fotoğraftaki arkadaşların neredeyse çoğunu tanıyorum. Hepsiyle bireysel diyalogumuz var. Gittiğiniz yerleri, yanında bulunduğunuz hocaları görüyorum. Henüz daha yolun başındasınız. Çok gurur verici. Ben bu fotoğrafı gördüm. Bu fotoğrafla başlamak istedim. Sunumumun en önemli fotoğrafı da bu. Samimiyetle söylüyorum. Yolunuza devam etmek için benim elimden gelen bir şey olursa, ben bir asistanım sonuçta. Her zaman yanınızdayım, her zaman desteklerim. Ama tabii daha ileri gitmeniz için hocalarımızla ulaşmak istediğinizde aracı olabileceğim her şey olduğuna beni aramaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Ben her zaman dönerim. Hacettepe'de de bu böyledir, tüm Türkiye'de de böyledir, tüm dünyada da bu böyledir. Sadece bir dünya vatandaşı olmanızı öneriyorum size. Tüm insanlığa faydalı olmanızı öneriyorum. Siz zaten bu yolda olduğunuz için daha bu yaşınızda insanlar bambaşka şeylerle uğraşırken nöroşirurji ilgi kulübü kurmak gibi büyük bir vizyonu göstermişsiniz. O yüzden bu fotoğrafla başladım. Tabii siz bu vizyonu nereden aldınız? Bu da önemli. Nöroşirurjinin kurucularından Gazi hocamızın başlattığı bu alanda Türkiye belki dünyada hiçbir alanda söz sahibi olamadığı kadar nöroşirurjide söz sahibi. Bunun farkına varmışsınızdır siz zaten. İlgi kulübünüz var. İşte birçok yere yurt dışına da gidiyorsunuz. Nöroşirurji dünyanın neresine giderseniz gidin Türk nöroşirurjisini oldukça iyi, Türk cerrahlarını oldukça iyi eğitimli, donanımlı insanlar olarak görüyorlar. Yani bizim dünyada ülkece söz sahibi olduğumuz nadir alanlardan biri. Bu fotoğrafı ben Türk Nöroşirurji Derneği Kongresinde çektirme fırsatı buldum. Tamamen bir şans. Yani böyle bir plan yoktu. Kahvaltı ederken hocamız oturdu. Ardından diğer hocalarımız oturdu. Ben de kendimce bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Burada tabii derneğimizin şimdiki başkanı Hakan hocamız var. Eski başkanımız Emel hoca var. Hem Hacettepe'nin bölüm başkanı hocamız Mustafa Berker hocamız var. Bu hocalardan aldığınız vizyonla bu genç nöroşirjenler, öğrenci grubu, asistan grubu, belki daha ilerleyen yıllarda daha farklı bölünmeler de olacak.
belki öğrencilik döneminden branşlaşarak ilerleyeceksiniz. Yani dünya ona gidiyor. Bunlar eskiden hani belki çok düşünülen şeyler değildi. Buna doğru ilerliyor. Hocalarınızdan aldığınız bayrağı hep beraber daha ileri götürmek. Herhalde bizim esas temel amacımız da bu. Şimdi ben Atatürk mezunuyum. Zaten Tunağan biraz bahsetti. Tabii Atatürk Üniversitesi'ndeyken beyin cerrahisine ilgi her zaman duydum. Ama bu sizin duyduğunuz ilgi gibi bir ilgi değildi. O zaman bir ilgi kulübü, işte bir öğrenci grubu yoktu. İşte ameliyatlar, işte beyin cerrahisinin beni cezbeden kısmı nedir? Küçük bir alanda saatlerce ince bir iş yapmayı ben severim. Yani bu birçok aslında baktığınız zaman psikolojisi bozuk insanın özelliği olması gerekir. Çünkü bu zor bir iştir. Sabır ister, emek ister. Çok yorucudur. Dediğim gibi bu bir kariyer değil, hayat yolculuğudur. Ben bu yüzden seçtim. Ama şu an yaptığınız boşluğu dolduran bir ilgi kulübü gibi bir şey o zaman yoktu. Ardından ben Hacettepe Üniversitesi beyin cerrahisine geldim ve asistanlığıma başladım. Hacettepe'deki dönemi ve asistanlığı sona sakladım. Esas bahsedeceğim sunumumun bu kısmında Gazi Hoca'dan dinlediğim bir ders ve benim hayatımın değiştiği gün diyebilirim. Şimdi burada Gazi Yaşargil Hoca bir ders anlatıyor. Burası Yeditepe Üniversitesi'nden bir fotoğraf. Ben iki yıllık izne çıkmadım çömezlik döneminde, ilk iki sene başladığımda. Asistanlığınızda işte 20 gün izniniz olur memuriyette. İki sene çıkmazsanız bunu 40 gün yapıp kullanabilirsiniz. İzinlerinizi alabilirseniz gerekli hocalarınızdan. İlk iki sene asistanlıkta izne çıkmayıp 40 gün Yeditepe Üniversitesi'ne Gazi Hoca'nın, Uğur Türe Hoca'nın, Abuzer Güngör Hoca'nın yanına gittim. Daha sonra 3. 4. seneyi de gene 40 gün izne biriktirip, izne hiç çıkmayıp Barov'a gittim. Bu tabii benim üniversitemde böyle. Bazı klinikler işte 4. seneden sonra baş asistanlarını tamamen eğitimlere yolluyor. Bu tamamen sizin gideceğiniz kliniğin işleyişiyle ilgili. 6'şar ay gidenler oluyor. Ben bu kliniklere tatillerde gidebildim. Hafta sonları bazen gittim. Bazen bayram tatillerinde gittim. Bazen COVID görevlendirmelerimi birleştirip çalışıp sonra boşluk yaratarak gittim. Bunlar çok zor, çok zaman alıcı, çok yıpratıcı şeylerdir. Şu anlamda bunu söylüyorum. İşte ben Ankara'dayım. Bir İstanbul'a girip gelmenin ne kadar yorucu olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Gidiyorsunuz, işte çalışıyorsunuz. Arabayla gidiyorsanız yorgun bir şekilde dönüyorsunuz. Ertesi gün klinikte çalışmaya başlıyorsunuz. İşte nöbetiniz oluyor vesaire. Ha tabii dediğim gibi uzun eğitim süreleri veren klinikler de var. Bildiğimiz üzere işte Amerika'ya veya işte İstanbul'daki bu bence dünyanın en iyi laboratuvarlarından birine 6 ay giden arkadaşlar oluyor. Gazi'den, Bakırköy'den vesaire. Tezlerini yapmak için veya nöroanatomi eğitim için ya da yurt dışına ardından 6 ay daha başka bir yere giden arkadaşlar oluyor. Bunlar tamamen kliniklerin bireysel işleyişleri, eğitime verilen destek veya işte çeşitlilikle ilgili. Bu fotoğrafta Gazi Hoca burada 3 saat ders anlattı arkadaşlar. Bu kaydı aldılar ve dünyaya daha sonra dağıttılar dersi. Tek bir cümle sekmeden, tek bir kaynak olmadan Gazi Hoca bu dersi tamamladı, anlattı. İşin komik yanı COVID zamanıydı bu tam. COVID'in başlarıydı. Toplantının fotoğrafın görünmeyen kısmında 2-3 tane daha hocamız var. Yaşça çok büyük. Beraber dinledik. Tabii Gazi Hoca sunumun sonuna doğru geldikçe genç nöroşijenlere tavsiyeler vermeye başladı. Şimdi siz bugün benden bunu istediğiniz için ben çok mutluyum, çok onurluyum. Gazi Hoca tabii gözlerimin içine baka baka işte ben söylemiyorum. Ben tavsiye verecek seviyede bir insan değilim. Ben asistanım arkadaşlar. Size Gazi Hoca'nın burada verdiği tavsiyeyi getirdim. En az bir yıl nöroanatomi laboratuvarında çalışacaksın dedi. Hocam. Bir yıl en az. Yetmez ama en az bir yıl dedi. Ardından bu nöroanatomi laboratuvarında öğrendiklerini kliniğe götüreceksin. Klinikte bunları entegre edeceksin. Ve çok çalışacaksın der Gazi Hoca her zaman. Birazdan bahsedeceğim ödül töreninde de konuşma yaptı. İşte uyku yok, yemek yok, disiplinli çalışacaksın, hep çalışacaksın, asla bırakmayacaksın, hep ileri götüreceksin. Bu sunumda benim hayatımda birçok şey değişti.
Ben hocanın ne kadar büyük bir tutkuyla mesleğe olan saygısını gördüm. Hayatının merkezinde, kariyerinin değil, tekrar ediyorum, hayatının merkezinde bunun olduğunu gördüm. Bu sunum beni çok etkiledi. Tabii burası Yeditepe Gene Üniversitesi'nin Nöroanatomi Laboratuvarı, Mikronöroşirurji Laboratuvarı olarak isimlendiriyor Uğur Türe hocamız. Burada Abuzer Güngör hocamızla beraber çalıştık. Ben burada özellikle ak madde üzerine çalıştım. Burada ilk iki senede ben mikroskopa dokunmamıştım asistanlığımda. Sol fotoğrafta gördüğünüz gibi Abuzer Hoca her gün gelir, her akşam, her gece gelir. Bu laboratuvar dünyada belki gerçekten görebileceğiniz en disiplinli laboratuvarlardan biridir. Çalışanlar 7'de gelir, 8'de gelir erkenden. Akşam gece 10'da, 11'de laboratuvarın hesapları da var. Takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Her gün ne yaptığınız Abuzer abi ve ekip tarafından konuşulur, tartışılır, yön verilir. Burada ben mikroskop ilk defa hakim olmayı öğrendim. Mikroskopu ilk defa kullanmayı öğrendim. Bakın burada gördüğünüz mikroskop Gazi Hoca'nın İsviçre'den getirdiği kendi mikroskopudur. Zeiss'in en eski mikroskoplarından biridir. Şu fotoğrafta görebiliyorsanız okunucunda. Çok eskidir ama hala çalışır. Haftalık toplantılar olur. Uğur Hoca gelir. Sağda üstteki fotoğrafta görüyorsunuz. Yaptığınız diseksiyonları dinler hoca. Yani Uğur Hoca bir gününü ayırır Abuzer Hoca ile beraber. Siz henüz 1-2 yıllık asistanken, değil mi? 1-2 yıllık asistan ne bilebilir diye düşünüyoruz. Sizin yaptığınız diseksiyonları dinler hoca. Abuzer Hoca her gün gelir dediğim gibi anlatır, yön verir. Burada ben mikroskopa hakimiyeti öğrendim. Nöroanatominin temellerini öğrendim. Buraya gittiğimde ben bir tane bile doğru düzgün makale okumamıştım belki. Makale yazmayı öğrendim. Bunların hepsi, bu katkıların hepsi bu laboratuvarın disiplini çalışkan üyeleriyle oldu. O dönem daha yeni Abuzer abinin fellowları başlıyorduk oraya, Yeditepe'ye. Uğur hocanın ve Abuzer abinin bu katkılarıyla laboratuvarın ne olduğunu, beyin cerrahisinin temellerinin ne olduğunu öğrendim. Tabii biz daha sonra yaptığımız çalışmalarda gittiğiniz her yerden bir şeyler öğrenirken oralara bir şeyler de katmanız gerektiği üzerine mutlaka düşünün. Bu laboratuvarda yaptığımız çalışmalarda bahsettiğimiz, az önce konuştuğumuz Tuna'nın beynin 3 boyutlu modellerini yapmaya başladık. Bu şuradan doğdu. Abuzer Hoca'nın tavsiyesiyle başladı tüm bunlar. İşte spacemenleri kullanıyoruz. Beyin çok değerli arkadaşlar. Özellikle Covid'den sonra daha da değerlendi. Sadece işte bir insan size beynini bağışlıyor. Onda çalışıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ama onun yanında maddi yükü de çok fazla. Covid'den sonra bir beynin fiyatı çok yükseldi. Spacemenler çok azaldı. Size verilen spacemeni sonuna kadar kullanmanız lazım. Spacemeni kullandığınız zaman yaptığınız diseksiyonlar yok oluyor. İki boyutlu fotoğraflarını çekiyorsunuz ama devamı yok. Burada ana fikir tüm bunları üç boyutlu yapıp ölümsüzleştirebiliyor. Kadavrayı diseke ettiğiniz zaman, ilerlediğiniz zaman bir önceki diseksiyonunuz kayboluyor. Bunların ama her bir aşamasını üç boyutlu yaptığınız zaman elinizde her yöne çevirebileceğiniz, kullanabileceğiniz basit modelleriniz oluyor. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz fotoğrafta bu modellemenin en temel hali. Gördüğünüz gibi derme çatma bir yapı halinde üç boyutlu modellemeye başladık. Sol tarafta endoskopik çalışmalar yapılıyordu o dönemde ben gittiğimde. Gazi'den, şimdi hep uzman oldu kendisi Oğuz abi, Çağrı abi, Hakan abi, doçent oldu şu an. Hani çok ilerledi her şey artık zamanla beraber. Burada endoskop kullanmayı öğrendik, mikroskop kullanmayı öğrendik. Anatomi öğrendik. Çok kısa sürede bunlar. Ama dediğim gibi gittiğiniz laboratuvarı sonuna kadar değerlendirirseniz hani böyle suyunu sıkıp böyle son damlasına kadar oradan alacağınız her şeyi alabilirsiniz. Ve bunu orada size sunan çok önemli hocalarımız var. Bakın bu fotoğraf artık bir aile fotoğrafı. Bakın insanlar ne kadar mutlu ve güler yüzlü değil mi? Bu bir aile fotoğrafı. Sizin az önce ilk koyduğum fotoğrafınız gibi. Siz artık bir ailesiniz, siz berabersiniz. Sadece nöroanatomi beyin cerrahisi anlamında değil, hayatınızın tamamında, mesleki anlamda veya özel hayatınızda birbirinizi destekleyecek, birbirinizi tutacak insanlarsınız artık. Bu çok önemli. Beyin cerrahisinin
dediğim gibi bir hayat yolculuğu. Mesainizin tamamını bu insanlarla harcamaya başlıyorsunuz. Bir beyin cerrahisi kliniğine girdiğiniz zaman. Bu fotoğrafta şu an fotoğrafa gelmeyen fellowlar da var. Yurt dışında oldukları için veya o an görevli oldukları için. Amerika'dan, İtalya'dan, Avrupa'dan birçok fellow var. Onlarla iletişim kuruyorsunuz. Şimdi ilerleyen slaytlarda anlatacağım. Burada beraber çalıştığımız bir arkadaşımız işte sonradan size bir başka pozisyonda Amerika'da yardımcı olabiliyor. Ya da yarın uzman olacaksınız. Ne yapacağım diye düşüneceksiniz. Bir bakıyorsunuz etrafınızda işte beraber çalıştığınız insanlar var. Hepsi birer uzman olmuş. Hepsi bu yollardan geçiyor. Şimdi nasıl siz orada öğrenci olarak oturuyorsanız 5 sene önce ben de oturuyordum. 20 sene önce hocalarımız da oturuyordu. Anladınız mı? Yani bunun böyle aniden oluşan bir şey değil. Bu çalışmayla, bu yolları geçerek olan bir şey. O zaman buradaki fellowlar gibi hep beraber birlikte bir işe ilerleyerek bir sonuca ulaşacaksınız. Nöroşirurji takım işidir arkadaşlar. Nöroşirurji bireysel bir iş değildir. Çok iyi bir ekibin işidir. Akademik hayatta bir takım işidir. Bireysel bir iş değildir. İlerleyen slaytlarda anlatacağım. Artık sadece mikro nöroşirurjiyi iyi yapıyorum diyerek iyi bir beyin cerrahı olamıyorsunuz. Siz zaten bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ben dediğim gibi sizleri yakından takip ediyorum. Yaptığınız çalışmalarda ilgi alanlarınıza baktığım zaman siz bunun benden daha çok farkındasınız. Bu laboratuvarda bu fellow arkadaşların desteğiyle işte az önce bahsettiğimiz Tuna'nın birçok makaleye çıkardık. Ama ben bu 4 makaleyi ayrı tutuyorum. Bu 4 makale beynin 3 boyutlu modellemeleri üzerine hem ak maddenin hem de kesitsel beyin kesitlerinin sagittal, aksiyal, koronal kesitlerinin 3 boyutlu modelleri. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik modelleri. Bunların hepsi Neurosurgical Atlas'ta Dr. Aaron Cohen-Gadol'la beraber yayınladığımız, bir kısmı İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde yaptığımız çalışmalar. Ardından şurada sağ altta gördüğünüz gibi 4. çalışmaya geldiğimizde Barrow'da da aynı çalışmaları ilerletme amacıyla beraber Michael Lawton'la, Dr. Mark Pröll'le, yine Uğur Hoca'nın ve Dr. Gadol'un desteğiyle ilerleyen çalışmalar. Beynin 3 boyutlu modellerini yaptık. Beynin 3 boyutlu modelleri bizim beklediğimizden büyük ilgi gördü. Peki biz bu modelleri nasıl yaptık? Abuzer Hoca bu fikri bize verdi. Uğur Hoca'ya bunu ilk gösterdiğimiz zaman işte kendinizle beraber çalıştığınız hocalarınızı, mentorlarınızı öyle bir seçeceksiniz, süreceksiniz ki beyninizden. Bu çok önemli bir şey. Hocalığın ne olduğunu gözlemleyeceksiniz o hocalarla. Biz bunları yaptığımız zaman bu işin bu kadar büyük bir iş olacağını asla tahmin etmemiştik. Uğur Hoca'nın, Abuzer Hoca'nın yönlendirmesiyle yani bunu yazdığınız bir kayıt durdu ve başladı. O yüzden müdahale etmiyorum. Dünyanın 4 bir yanından insanlarla çalışabiliyorsunuz. Hocalarınızı seçebiliyorsunuz. Onlara mail attığınız zaman dönüyorlar. Zoom toplantısı yapabiliyorsunuz. Beraber çalışabiliyorsunuz. Ben şu an yaptığım işlerin %90'ını yurt dışındaki arkadaşlarımla devam ettiriyorum. Bunların hepsini Zoom üzerinden yapabiliyorum. Mail üzerinden yapabiliyorum. Dünyada sınırlar kalktı arkadaşlar. Artık bir dünya vatandaşı olacaksınız. Bu modelleri yaptık, 3 boyutlu modelleri. Doktor Gadol çok beğendi. Neurosurgical Atlas'ı, nöroşirurjiyle ilgileniyorsanız hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisi bunları siteye koymak istedi. Buna ulaşımı size göstermek için bu slaytı koydum. Bakın burada volumes kısmı var. Buradan operatif nöroanatomiye girip 3D anatomiden bu modelleri, makalelerin tamamı burada yüklü. Modellerin hepsi yüklü. Ulaşabilirsiniz. Buna bir iki tane daha makale de eklendi burada. Gene aynı yerde. Peki nedir bu? Bazılarınız aşina. Bakın burada bir kesitsel bir anatomi. Şimdi bu anatominin 2 boyutlu fotoğrafını hepimiz kadavra dersi aldık. 2 boyutlu fotoğrafını hayal etmek çok zordur yani. Bu tartışılmaz. Beyin cerrahisinin temeli de 3 boyutlu düşünmektir. Mikroskopta dahil, mikroskopu aldığınızda dahil
oradaki derinliği, üç boyutlu algıyı iyi öğrenip ona göre manevralarınızı yapma, ona göre anatomiyi kavrama. Yani bir anevrizma cerrahisini bile yaparken işte distal kontrol, proksimal kontrol ne, nereden geliyor? Hepsi üç boyutlu. Hepsi anatomi bilmek. Beyin cerrahisinin temeli anatomidir. Ben demiyorum. Az önce bahsettiğim gibi Gazi Hoca diyor. Burada gördüğünüz gibi bu modellerin hepsini az önce gösterdiğim sitelerden ulaşıp kesit kesit, bakın bu Barrow'da yaptığım çalışma. İnanılmaz emek harcadığım bir çalışma. Ama o kadar mutluyum ki bu çalışma için. Dünyanın her yerinde şu an bu modellere ulaşılabiliyor. Milimetrik aksiyel, bakın köşeler, sol üst köşeden başlayarak takip ederseniz kesitleri, önemli yapıları gösterecek şekilde aksiyel, sağ tarafta göreceğiniz gibi koronal ve sagittal, altta koronal, üstte sagittal kesitleri görecek şekilde bunları tek tek kesip hepsini 3 boyutlu modellerini yapıp, 2 boyutlu fotoğraflarını yapıp yine aynı siteye koyduk. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Daha sonra bunu bir eğitim modeli haline de getirdik. Bu da ikinci çalışma. Bu ak madde diseksiyonu. Bakın beynin bir hemisferinin lateralden medyale, medyalden laterale tüm yapılarını görebilirsiniz. İsimlendirmelerini tamamladık. Siteye girdiğiniz zaman böyle bir akış göreceksiniz. Bu makalenin tamamı Atlas'ta var. Bakın burada bir video geçiyor. Videoda yapıların anlatımı var. Şurada gördüğünüz şeyler bir iki boyutlu fotoğraf, ardından üç boyutlu modeli şeklinde ilerliyor. Bu da beyincik, beyin sapı. Beyin cerrahlarının beyin sapı dediğiniz zaman artık beyin cerrahisinin de bir adım ötesi olan bir yer. Buranın anatomisini bilmek, buralara hakim olmak çok önemli şeyler. Bunları daha öğrencilik seviyesinde herkes öğrensin diye, kolayca ulaşabilsin diye, dünyada kadavra ulaşamadıkları, kadavraya ulaşılamayan yerlerde de bunlar görülsün, bilinsin diye yaptık. Yine bunu da aynı siteden ulaşabilirsiniz. Şimdi bu fotoğrafa baktığınız zaman, solda ilk yaptığımız şey 3 boyutlu modellemenin temel şeyiydi, beyin cerrahisinde. Sağ tarafta şu siyah bir küp görüyorsunuz. Bunu artırılmış küp de ekleyip, elinizde tuttuğunuz zaman bu küpü, birazdan videolarını göstereceğim, her yöne çevirip o anatomik şeyi, kadavrayı, spesmeni elinize tutup bakabilecek hale getirdik. Bu slaytta size anlatacağım şey şudur. Az önceki konu. Şimdi bunu da Uğur Hoca söylüyor. Az önce Gazi Hoca'nın tavsiyesini size söyledim. Benden çıktı artık. Şimdi Uğur Hoca'nınkini söylüyorum. Uğur Hoca dedi ki bize bir toplantıda, Türk Nöroşirurji Derneği'nin kongresinde fellowlar olarak oturduk, yemek yiyoruz. Uğur Hoca konuştu. Benim işim kolaydı, ben mikronöroşirurjiyi çok iyi yaptım. Ama sizin işiniz daha zor dedi. Biz anlamadık tabii şimdi Uğur Hoca mikronöroşirurji. Hoca dedi ki siz mikronöroşirurjiyi zaten çok iyi yapacaksınız. Onu zaten bilmeniz lazım. Ama üstüne artık siz programlama bilmeniz lazım, yazılım bilmeniz lazım, modelleme bilmeniz lazım, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, işte bu tarz çalışmalar. Bu teknolojiyi beyin cerrahisine faydalı olanını, faydalı olan kısmını, işe yarar kısmını yerleştirmeniz lazım dedim. Bu da hocanın tavsiyesi, Uğur Hoca'nın. Şimdi o zaman burada siz mesleğe yeni başlayan arkadaşlar olarak söylüyorum. Şu anki en büyük trend, farkındasınızdır, Amerika'daki tıp fakültesi öğrencileriyle de çalışmalarım var benim. Onlara baktığım zaman şunu gözlemliyorum. Yazılım, özellikle temel yazılım programları, basit yazılım programlarını hepsi öğreniyor. Yani hiç kimse artık tek başına bir, atıyorum, tıp fakültesi öğrencisi değil. Hiç kimse artık tek başına bir beyin cerrahı değil. Umarım demek istediğimi iyi anlamışsınızdır. Teknolojiyi takip edeceksiniz. İyi olanları hayatınıza katacaksınız. Vardır bazı öğretim üyeleri, derler işte yok bu teknoloji ne işe yarıyor, bunlar şöyle böyle falan, böyle bir şey yok arkadaşlar, mümkün değil. Mikroskop da bir teknolojidir. İşte 50 sene öncesinin teknolojisidir. Bunlar da çağımızın teknolojisidir. Mikroskop nasıl girdiyse cerrahiye, bunlar da girecektir. Navigasyon da girecektir. Zaten şu an aktif kullanılıyor ama daha ileri gelecektir. Daha ileri gidecektir bunlar. O yüzden çağı kaçırmamanızı öneririm. Genç meslektaşlarıma, kendi adıma sizlere önerim. Mutlaka programlama dillerine aşina olun. %100 öğrenmenizi gerektirecek bir şey değil artık bunlar zaten. Ama aşina olun. Birileri bir şeyleri anlatıyorken siz orada
konudan hiçbir fikriniz yok bir şekilde oturmayın. Bunu istatistik içinde yapın. İstatistik de temel olarak öğrenin. Akademik dünyada da birilerine verilerinizi verip bir şeyleri sonuç olarak size vermesini beklemeyin. Ondan anlayın. Çünkü yön veremezsiniz çalışmalarınıza. Çok iyi bilmeyin. Bir istatistikçi kadar bilmeyin ama temellerini bilin. Programlama da aynı şekilde. Burada sağ tarafta gördüğünüz çalışmayı da Barol'da yaptık. Şimdi fotoğrafı görüyorsunuz. Roto'nu herkes biliyordur. Beyin cerrahisiyle ilgili olduysanız. Roto'nun atlası var. Defalarca okumuşumdur ben. Yani siz de okuyacaksınız beyin cerrahı olduğunuz zaman anatomisini. Programlamanın niye önemli olduğunu şu fotoğrafta bakın. Barol'daki çalıştığımız ekipten arkadaşlar Roto'nun bütün iki boyutlu fotoğraflarını programlama aracılığıyla, yazılım basit bir yazılım aracılığıyla üç boyutlu hale getirdiler. Yani bütün fotoğraflara derinlik algısı kattılar. Şimdi bu olmamış gibi davranabilir misiniz? İki boyutlu fotoğrafların hepsinin artık üç boyutlu hali var. Bu ne demek? Derinlik algısı. Zaten sizin az önce söylediğim şey ne? Nöroanatomi öğrenirken ve beyin cerrahisi yaparken önemli şey derinlik algınızın olması. Bu Barol'un laboratuvarından bir görüntü. Bakın az önce gösterdiğim küp burada. Kadavradaki açılışın aynısını küpten yansıtabiliyorsunuz. Bu kısa bir video. Bakın küpü elime aldım. Kadavra yansıtılmış hali. Şimdi siz 5000 dolar olan bir kadavrayı her bir öğrenciye veremezsiniz. Bu küpün maliyeti A4 kağıdı. Bu küpü A4 kağıdından yapmayı başardık. A4 kağıdı. Bir tane A4 kağıdından bu küpü yapıp bir kurs yaptığınızda, düzenlediğinizde her katılımcıya dağıtabilirsiniz değil mi? Ama her katılımcıya bu küpleri verip evine götürebilirsin de diyebilirsiniz. Ama kadavraya bunu diyemezsiniz. Bunlar bozulmuyor. Deforme olmuyor. Kadavra bozuluyor, deforme oluyor. Şimdi diyebilir miyiz teknoloji beyin cerrahisinin içinde değil? Diyemeyiz. Bunu kaçırmamamız lazım. Bakın yine bir başka örnek. Sol tarafta gerçek beyin, sağ tarafta model duruyor. Bunu Dr. Pröll söylemişti Barol'dan. Ya nasıl yaptığınızı bilmiyorum ama model kadavradan daha iyi gözüküyor demişti. Anatomik detayları. Şimdi bu noktada sizin yapacağınız şey bu teknolojileri takip etmek. Beyin cerrahisine mikronöroşirurjiyi biz zaten çok iyi öğreneceğiz. Bizim esas amacımız biz beyin cerrahıyız. Ne nöroanatomistiz, ne bilgisayar programcısıyız, ne bir başka bir şeyiz. Biz beyin cerrahıyız. Mikronöroşirurjiyi zaten çok iyi öğreneceğiz. Ama bunun yanında ek meziyetlerimizin olması lazım. Yoksa çağın gerisinde kalırız. İşte o bahsettiğimiz bayrağı, yani dünyada söz sahibi olduğumuz mikronöroşirurjiyi kaçırırız, kaybederiz. Kısaca bir tane daha göstereyim. Bu da açılışlarla ilgili. Bakın burada bir açılış gösteriliyor. Beyin cerrahisinde bazı açılışlar var. Bunları ilerleyen yıllarda geldikçe ameliyatlara öğreneceksiniz. Bir açılışı küpün üstüne yansıtıyoruz. Bakın hoca kadavradan yapıyor açılışı. Öğrenciye aynı küp, bak öğrencinin elinde. Aynı açılış elinde. Oradan anlatıyor. Bakıyor öğrenci. Oryante oluyor. Bu küpü alıp hastanın başına götürebilirsiniz. İlerleyen yıllarda yapacağımız, planladığımız şeyler bu. Yani şu an çok basic düzeyde, temel düzeyde, özür dilerim. İlerleyen yıllarda hasta bazlı yapabilirsiniz. Bunu hayal ediyor musunuz? Hasta bazlı. Hastanın tümörüyle beraber beyniniz elinizde olduğunu düşünün. Hasta da yatıyor. Pozisyon vereceksiniz. Beyin cerrahisinde ameliyatın %60-70 şeyi belki de pozisyondur. O pozisyonu verirken tümöre en iyi nasıl ulaşacağınızı göstermek için bu teknolojileri kullanabilirsiniz, faydalanabilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Bu çok önemli. Şimdi burada bütün bu yaptıklarımızla bir eğitim modeli de oluşturduk. Asistanlar için ayrı, öğrenciler için ayrı. Az önce gösterdiğimiz birçok diseksiyonu sıralı halde izleyeceğiniz şekilde VR gözlüklere yükleyerek bir sistem halinde katılımcılara gösterdik. Burada kıymetli arkadaşlarım, kardeşlerim, bizim Hacettepe'de beyin cerrahisinden arkadaşlarımı görüyorsunuz. En solda Beyler, Beylerov, eş kıdemlim benim. Kardeşim gibidir kendisi. Bu modelleri deniyor. Ortada bizim kıdemli asistanlarımızdan Ayşegül, gördüğünüz gibi çok mutlu bir şekilde modelleri deniyor. Şimdi bu tarz işlerin en önemli şeyi nedir? Bir de ilgi. Öğrencileri, genç arkadaşlarımızı bu işlere çekmektir. Teknolojiyi bu işin içine kattığınız zaman arkadaşlarımızın ilgisi artıyor. Öbür yandan
Ayşegül çok mutlu bir şekilde bunları denerken en sağ tarafta Gülşah var. Gülşah Hacettepe İngilizce Tıp birincisi arkadaşlar. Bizim kliniğimizde asistan. Yani görebileceğiniz en parlak beyinlerden biri. O da dikkat ederseniz büyük bir ciddiyetle deniyor. Bir kafasında anatomik olarak yanlış gösterdiğimiz bir şey var mı acaba diye ben korkuyorum o denerken tabii burada. Söylemiyorum ona. Cerrahide kıdem. Gülşah benden 3 sene çömezdir arkadaşlar baktığınız zaman. 3 sene önce başlamıştır. Cerrahide kıdem. Size şöyle bunu affedersiniz amiyane olacak. Yutturmaya çalışacaklar. Zamanla olur. İşte o senden bir gün önce başladı senin kıdemlin derler. Öyle değil. Cerrahide kıdem bilgiyle olur, beceriyle olur. Alttan gelen adama bir şey öğretmekle olur. Hastaya ve insanlara faydalı olur. Akademiye, makaleye faydalı olur. Bununla olur. Süreyle olmaz. 30 senedir, 40 senedir ben buradayım, işte şunu yaptım, bunu yaptım değil. Bırakın yaptıklarınız sizin için konuşsun zaten. Siz kaç öğrenci yetiştirdiniz? Kaç beyin cerrahisine katkı sağladınız? Kaç hasta ameliyat ettiniz? Yılda kaç ameliyat yapıyorsunuz? Kaç makale yayınlıyorsunuz? Bunlarla olur cerrahide kıdem. Bunu asla unutmayın. Süreyle de olmaz. Başka bir şeyle de olmaz. Bunu işin içine girdikçe göreceksiniz. Bir A kişisini göreceksiniz. Hayatı boyunca çalışmış. Hastaya saygısı sonsuz. Hastalar size canını emanet ediyor. Kendi kişisel egolarınız için hastalara asla zarar vermeyeceksiniz. Yapamadığınız yerde, bunu ben Mustafa Başkaya hocamızın yüzlerce sunumunu dinledim. Yapamadığınız yerde hastayı yapan kişiye yönlendireceksiniz. Yapabilir hale gelene kadar. Hastalar size güveniyor, hayatını emanet ediyor. Buradan belki en önemli öğreneceğiniz bir başka şey de bu. Ve saygı duyacaksınız. Kıdeminizi de dediğim gibi cerrahi beceriyle çalışmakla alacaksınız. Birçok hayatım boyunca yerde bulundum. Bazı mutlu anlar oldu. Hayatımda beni en çok etkileyen anlardan biri bu fotoğrafı bana burada gördüğünüz arkadaşımız Barov'dan bir arkadaş. Bu yaptığımız tüm modelleri Barov grubu Tanzanya ve El Salvador'a arkadaşlarımızı görevlendirerek oralarda eğitim vermeye yolladılar. Bu fotoğraf El Salvador'dan. Sabahtan beri bahsetmeye çalıştığım şey bu. Yaptığınız iş bir yere varsın, birilerine faydalı olsun. Bu modelleri parayla da satabilirsiniz. Farklı motivasyonlarınız olabilir. Ama işte Tanzanya'da, El Salvador'da bu modellerden ders anlatılması benim için çok büyük bir mutluluk. Bir başka mutlu andan bahsedeyim. Bu model çalışmaları, bu üç boyutlu modelleme çalışmaları geçen sene Gazi hocamızın doğum gününde bir tören yapıldı. Gazi Yaşar Ergil Genç Nörojenler ödülü verildi. Fotoğrafta zaten yeni başkanımızı da görüyoruz. Pelin abla birincilik ödülünü aldı. Ben ve Emrah abiye de ikincilik ödülü layık görüldü. Emrah abi de Gazi'nin doçenti gene. İşte Gazi hocadan bir ödül alma şansım oldu. Yine hayatımın en mutlu anlarından biri. Zaten heyecanım yüzümden de okunuyor. Yani Gazi Hoca'nın müthiş bir bence tarzı var. Doğum gününde de yine bir konuşma yaptı. Yine çalışmanın önemini vurguladı. Gazi Hoca ile ne zaman konuşsanız çalışmanın önemini vurguluyor. Söyleyecek bence daha fazla bir şey yok zaten. Buradan şu fotoğrafı Barov'dan koydum. Bu Barov'da çalıştığımız ekip. Dünyanın dört bir yanından insanlar var bu ekipte. Bazıları beyin cerrahı, bazıları beyin cerrahisini yapmış bir daha Amerika'da başlamak için orada. Şahin abi görüyorsunuz. Şahin abi bir önceki dönem Genç Nörojenler Başkanı. Bizim Hacettepe'den aynı zamanda öğretim üyesi. Hocalarımızdan, abilerimizden. Siz bir şeyler yaparken ilerisini çok fazla düşünmüyorsunuz. Birilerine ve kendinize faydalı olacak bir şeyler yapmaya başladığınız zaman bu bir çorap söküğü gibi arkası geliyor. Bu Barov kapısı açıldı. Barov'a gittim. Gene 2 sene tatile gitmeyip 40 gün. 40 gün boyunca laboratuvarda çok fazla çalıştık. Gerçekten çok fazla çalıştık.
Şahin abi bunun büyük bir kısmına şahit zaten. Diseksiyonlar yaptık. Ara ara ameliyatlara gittik laboratuvardan çıkıp. Siz dediğim gibi nöroanatomist değilsiniz. Ameliyat kısmı çok önemli. Mikronöroşirurjiyi en iyi öğreneceğiz. Burada gene Michael Lawton hocamız ekibini, işi olmayanları belli saatlerde toplayıp ders anlatıyor. Bu derslere katılma fırsatımız oldu. Bu derslerden birinde işte bahsettiğimiz videolardan, bu az önce bahsettiğin işte video ödül aldı konuştuk ya. Bu sunumlardan birinde işte Şahin abiyle beraber yaptığımız ameliyatı Michael Lawton orada sundu. Biz şok olduk, haberimiz yoktu. Çok gurur duyduk. Dedik ki bir şeyleri doğru yapıyoruz demek ki. Çünkü bu seviyeye çıktığınız zaman insanların işlerini nasıl bir ciddiyetle yaptığını, nasıl bir saygıyla yaptığını görüyorsunuz ve etkileniyorsunuz. Size ikinci, üçüncü, kaçıncı oldu bilmiyorum tavsiyem. Mutlaka yurt dışına gidin. Esas problem şu an tabii ki hepinizin söyleyeceği ilk şey. Abi işte kur farkı. Haklısınız, çok haklısınız. Zaman, %100 haklısınız. Ne zaman gidelim? Çok haklısınız. Ona da bir şey demiyorum. Ama sonuna kadar tırmalarsanız kapıları açıyor. O harcadığınız, biriktirdiğiniz, harcadığınız paralar size yeni yeni şeyler açıyor, kapılar. O harcadığınız para çok değersiz bir yerde kalıyor ondan sonra. Burada Michael Lawton'un ameliyatlarını izledik. Kongrelere katılma fırsatımız oldu Barov'da. Süremi de çok aşmayayım, uzatmayayım. Burası Barov'un laboratuvarı. İşte Türkiye'de bazı yerlerde ameliyat mikroskobu bile yoktur. Laboratuvarda gördüğünüz gibi Zeiss'in çok iyi bir mikroskobu var. Nöronavigasyon var. Tam teşekküllü bir ameliyathane burası yani aslında baktığınız zaman. Bir laboratuvardan çok çok fazlası. Barov'a gittik, oradaki ekiple çalıştık. Ne dedim az önceden beri? Sadece gidip kendimizi geliştirmiyoruz. Oraya bir şey kattık. Orada da 3 boyutlu modelleme sistemlerini kurduk laboratuvarda sabit halde. Ondan sonra Dr. Mark Pröll Amerika'dan İstanbul'a geldi. Bakın burası gene Uğur Hoca'nın laboratuvarı, Yeditepe, Abuzer abinin laboratuvarı. Mark Pröll İstanbul'a geldi. Kendisini konuk etme şansımız oldu. Laboratuvarlar üzerine konuştuk. Yapılabilecek projeler üzerine konuştuk. Beraber bir yemek yedik hep beraber. Bunların hepsi hayatımızda birer nokta, birer güzel anı. Bunların hepsi mikronöroşirurjiyle hayatımıza girdi. Az önce söylediğim konuya döneceğim. Şimdi kur farkı var, para yok, zaman yok. İşte şu yok, o yok, bu yok. Bu kongre, AANS kongresi, kafa tabanı kongresi. Ben Phoenix'teyken, Barov'dayken şans denk geldi. Bu kongreyi Phoenix'te yapıyorlar o sene. Doktor Pröll bana dedi ki gitmek ister misin? İşte ben dedim gitmek isterim ama hani kongre ücreti $1000. Benim bütün ayım $1000 zaten. Yani karşılamam mümkün değil. Bu sefer Barov, Amerika'daki sistemlerin böyle güzel yanı var hepiniz biliyorsunuz. Bu ücreti, kursun ücretini karşıladı. Ben bu kursa katılabildim. Ya şimdi bu kursa katıldığım zaman yine hayatım değişti. Diyeceksiniz ki abi ne kadar çok hayatın değişmiş. Ama öyle oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan şu görüntüde nasıl değişmez. Sağ tarafta Elmefti'yi hepiniz biliyorsunuz. Tanıdınız mı bilmiyorum. Elmefti Hoca burada kadavrada mikroskopta diseksiyon yapıyor. Elmefti. Bunu canlı izliyorsunuz. Trikleri anlatıyor. Kongre o kadar güzel kurgulanmış ki. Sol tarafta da Paul Gardner. Belki henüz aşina değilsiniz ama endoskopla ilgilenen olursa dünyanın en iyi endoskopik kafa tabanı cerrahlarından biri de aynı bölgeye endoskopik yaklaşım yapıyor. Şimdi mikroskopik, endoskopik dünyanın en iyilerinden görüyorsunuz. Ne oldu şimdi? Ben para harcıyordum, zaman harcıyordum. 2 sene tatile gitmemiştim falan. Ama deneyim nasıl oldu? Paha biçilemez oldu. İşte banka reklamları var ya, onun gibi bir şey oldu yani burada. Geçiyorsunuz. İşte bir yemek yiyeyim diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sol tarafta Spester. Barov yapan hocaların hocası. Dünyanın en mütevazi insanı. Çok samimi. Size zaman ayırıyor, konuşuyor. Bu sefer diyorsunuz ki Allah Allah, ben yıllardır işte sözüm meclisten dışarı Türkiye'deki büyük hocalarla, bazı büyük hocalarla diyeyim,
Neden bu kadar rahat konuşamadım ve onların tavsiyelerini alamadım diyorsunuz? Kafanızda bazı şimşekler çakmaya başlıyor. Umarım sizde de olacak. Bu sefer bir başka tarafa gidiyorsunuz. Mustafa Başkaya Hoca'yı görüyorsunuz. Ben Mustafa Başkaya Hoca'nın online tüm sunumlarını dinlemiş bir insan olarak, çok büyük hayranı olarak Mustafa Hoca'yla burada tanıştım ilk defa. Hoca orada da laboratuvarına gelmemi istedi. Davet etti sağ olsun. Bütün Türkiye'den 250'ye yakın, 250'yi aştı hatta en son galiba TND'de anlattı, tam hatırlamıyorum. Fellow'u var hocanın Türkiye'den. Yani bunu hayal edebiliyor musunuz? Yani bir nesil Türk nöroşirurjisi Mustafa Hoca'nın yanında eğitimi aldı. Yani hocanın dokunduğu sadece işte benim hayatım, işte Adem'in hayatı, işte Gökhan'ın hayatı değil. Türk nöroşirurjisine dokundu, dünyaya dokundu. Şimdi Mustafa Hoca ile burada tanıştık. İlerleyen slaytlarda anlatacağım. Siz bir yerlerde gidip hocalardan çekinirim ben mesela. Büyük hocalardan özellikle acaba merhaba desem ayıp olur mu? Hocayı rahatsız eder miyim? Hepinizde oluyordur bu. Mutlaka rahatsız edin hocaları. Gidin konuşun. O ayaküstü 5 dakika konuştuğunuz şeyden öyle bir şey öğrenirsiniz ki bambaşka bir yere varırsınız. Sunumumun bu kısmında da Avrupa nöroşirurjisinden bahsedeceğim. Kurslarından. Şimdi bu kısmı hızlı anlatacağım. Avrupa nöroşirurjisinde EANS diye kısaltıyoruz Türkçe. 4 veya 5, bu değişti zaman içinde, kurs bölümü oluyor. Beyin cerrahisinin alt dalları. Fonksiyonel nöroşirurji travma. Ben ilkine gitmiştim işte Tiran'da. Bu oradan bir fotoğraf. İşte ardından fonksiyonel nöroşirurji travmadan sonra işte spinal oluyor. Sonra anevrizma. Sonra tümör. Sonra başka bir periferik sinir cerrahisi. Böyle branşlar şeklinde ilerliyor. 5 gün sürekli ders. Ardından vaka takdimi. İşte bir MR, bir hasta tartışması. Alanın en iyi, Avrupa'nın en iyi hocaları geliyor, dersleri veriyor. Ardından akşamları sosyal etkinlikler. Avrupa'da nöroşirurji asistanları ne yapıyor? Hocalar nasıl? Bunu görüyorsunuz. Vizyon çok önemli bir şeydir. Onlar en basit ameliyat. Burr-Hall'ü nasıl açıyorlar? Onu görüyorsunuz. Kronik strukturale nasıl yaklaşıyorlar, onu görüyorsunuz. Şimdi bu sefer kafanızda yine şimşekler çakıyor. Ben böyle öğrendim, böyle okudum, böyle yapıyorum. Onlar böyle yapıyor. Sonuçları daha mı iyi? Döndüğüm zaman ben de böyle yapabilir miyim? Tabii ki asistanken yapamazsınız ama uzman olduğumda ben de bunu böyle mi tercih etmeliyim? Bunlar kafanızda canlanmaya başlıyor. Bu EANS'ın kurslarında burada Henry Marsh'ı tanıyanlarınız vardır. Henry Marsh'la karşılaştım. Şimdi hocayı rahatsız ettik. Bizimle oturdu. Bir 10 dakikaya yakın konuştu. Henry Marsh'tan ne öğrendim? Gazi Hoca'dan anlattım, Uğur Hoca'dan anlattım. Gele gele her hocadan öğrendiğimi anlatıyorum. Mustafa Hoca'dan birazdan anlatacağım. Henry Marsh çok ünlü bir beyin cerrahı, çok başarılı bir beyin cerrahı. Şunu söyledi: gençliğimde kahraman olmaya çalışıyordum dedi. Yani ben işte hastaları kurtaracağım, ameliyatları en iyi ben yapacağım. Yaşlandıkça beyin cerrahisinin bir takım oyunu olduğunu öğrendim dedi. Henry Marsh'tan da bunu öğrendim. Yan tarafta Destelux diye bir anatomist var. Sağda gördüğünüz fotoğrafta Fransız anatomist. Ben akmadde ile anatomiyle çok ilgili olduğum için bu hocanın dersinden sonra gidip kendisiyle tanıştım. Hocanın dersi mükemmeldi zaten. Benim EANS'da tüm EANS'lar boyunca dinlediğim en iyi dersleri anlatan hocadır. Anatomik triklerle beyin cerrahisini yönlendirme temelli dersleri var. Fransa'da çok ünlü bir beyin cerrahı. Hocayla tanıştım. Hoca benim çalışmalarımı dikkatle inceledi. Kıymet verdi. Davet etti laboratuvarına. İmkanı olsa gene giderim. EANS'a ilk defa o sene Upsurgeon geldi. Upsurgeon'u biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum artık. Ünlendiler. Kitler yapan, 3 boyutlu modeller kitler yapan, şu an dünyada oldukça ilerleyen bir ekip. Bakın sol tarafta tüm ameliyatları simüle ediyorlar arkadaşlar. Mesela işte servikal bir ameliyatı, terim çok kullanmayayım, simüle ediyorlar. Veya işte bir tümörü, bir anevrizmayı, baştan cidden itibaren bir anevrizmayı simüle ediyorlar. Siz onları deniyorsunuz, kullanıyorsunuz. EANS'a bunları getirdiler. Pre-meeting kurslar oluyor artık. Pre-meeting kursa gidiyorsunuz. Kurs ücretine dahil. Gidip orada bir anevrizma klipliyorsunuz şeyde. Pre-meeting kursta, modelden. Sağ tarafta Nicolasi, bu Upsurgeon'un CEO'su. 3 boyutlu modellemeyle ilgili olduğumuz için tanıştık, konuştuk. Karşılıklı fikir alışverişi yaptık. İş teklifi bile alabilirsiniz böyle bir durumda.
Burada mesela Medtronic dirilleme kursu verdi arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz model. Bu modellerde şurada kraniyotominin yapılmış hali var. 10 tane ayrı ayrı diril ucu oluyor. Biz burehole açıyoruz ya, delik açıyoruz hastaların kafasına. Beyin cerrahisiyle ilgili olduğunuz için biliyorsunuz. Onların hangi ucun nasıl kullanılacağını ben ilk defa orada öğrendim 4 senelikken. Yani düzgün bir şekilde. Yani işte elmas uç nerede kullanılır gerçekten? İşte şu uç nerede kullanılır? Bunu tercih ederseniz ne olur? Bakın yumurta diriletiyorlar. Şurada görüyorsunuz. Hassasiyetiniz nasıl gelişir? Şu altta gördüğünüz şey sinir simülasyonu yapmışlar bakın. Lastiğe zarar vermeden bu kemiği yapıyorsunuz, dirilliyorsunuz. Bu kurslara katılmanızı öneririm. Maddi konularda sıkıntı çekeceksinizdir. Ben de çekiyorum. Bir şekilde para bulup gitmek gerekiyor. Bu az önce bahsettiğiniz işte Hacettepe'de işte bu kadar yere gittiniz, kendi kurumunuza döndüğünüz zaman bir katkınız olması lazım. Biz Şahin abiyle işte bir önceki dönem Genç Nöroşirjenler Başkanı Mustafa Berker hocayla beraber Hacettepe'de bir nöroanatomi işte simülasyon laboratuvarı kurup bir proje yazdık. 2 milyon liralık bütçeli bir proje kabul aldı. Kurum aşamasında, kurulum aşamasında bir takım aksamalar oldu. Umarım tamamlanacak. Bu işleri yaptığınız zaman dünyanın bir yerlerinden insanlar size ulaşıyorlar. Benim için çok büyük bir sürpriz. Mayo Clinic'ten Doktor Almeida aynı dönem Mayo Clinic'in Florida kısmına Adem bilir. Diğer kısma gitmişti sanırım sen ama Florida'daki kısmına bir nöroanatomi laboratuvarı kuruyorlardı. Ara ara Zoom toplantısı yaptık kendisiyle ve hani birkaç laboratuvar gezmiş biri olarak bu laboratuvarın kurulumuyla ilgili kendisiyle konuştuk. Bir takım destekler verdik. Fikir alışverişi yaptık. Onlardan birçok şey öğrendik. Önümüzdeki dönem daha büyük çalışmalarımız olacak bu ekiple. Kongrelere mutlaka gidin arkadaşlar. Bu üç fotoğraf, üçü de Türk Nöroşirurji Kongrelerinden. Aynı zaman mı farklı kongreler mi hatırlayamıyorum tabii ama şimdi kongrelere giderseniz ne olur? Bu üç fotoğrafta görüyorsunuz. Kongreye giderseniz günümüzün hocalarımızın, en büyük hocalarımızla tanışırsınız. İşte bir dönem sonra sizi yetiştirecek abilerinizle tanışırsınız. Hocalarınızla tanışırsınız gene. Ondan sonra geleceğin asistanlarıyla tanışırsınız. Geleceğin hocası olacak insanlarla tanışırsınız. O zaman ne olur? Geçmiş, gelecek hepsi bir arada. Kompakt bir şekilde bu hocalarla konuşursunuz, bir fikir alışverişi yaparsınız, bir şeyler sorarsınız. Geçmişten tecrübelerini sorarsınız. Genç arkadaşlardan başka şeyler öğrenirsiniz. İnsanlarla iletişim kurarsınız. Birçok şey öğrenirsiniz. Kongrelere o yüzden mutlaka gidin. Mustafa Hoca ile tanıştık Amerika'da. Ondan sonra geçen çok fazla olmadı, üstünden geçmedi. Mustafa başka bir hoca Türkiye'ye geldi ziyarete ailesini. O dönemde kısa bir dönem Hacettepe'ye uğrayıp bir ders. Şimdi hoca, bu fotoğrafın temeli şu. Hocalarınızı rahatsız edin arkadaşlar. Bu tabii yani yanlış anlaşılmasın. Rahatsız edini tırnak içinde söylüyorum. Hocalarınızı rahat bırakmayın. Onlara sürekli mail yazın. Sürekli soru sorun. Sürekli sürekli videolarını izleyin. Zoom toplantılarına katılın. İşte ne yapabilirim diye sorun. Laboratuvarlarına gidin. Ameliyatlarına gidin. Bu fotoğrafın temeli budur. Mustafa Hoca biraz şehre uzak evinden Hacettepe'ye gelirken şoförlüğünü yapma şerefine ulaştım ben. Hocayı evinden alıp Hacettepe'ye getirmek için. Hoca yol boyunca işte beyin cerrahisi üzerine çok şey konuştu. Yol biraz yavaş geldim, zaman daha çok geçireyim diye. Trafiğe takıldım falan. Şaka yapıyorum tabii, hocanın kulağına gitmesin. Hocanın bir sürü tavsiyesi oldu. Benim için belki hayatım boyunca unutamayacağım bir anı oldu. Mustafa Başkaya hocanın ben bütün Zoom toplantılarını dinlemiş olabilirim. Hatta bazılarını o kadar çok dinledim ki bir şeyleri anlatırken Amerika'daki bir ameliyatı anlatıyor hoca. Daha önceki Zoom'larında da anlatmış. Artık ben de oradaymışım gibi kafamda yer etti yani. Evet hocam öyle oldu. Evet siz oraya diriliyordunuz falan. Hani yüzlerce kez dinledim galiba gerçekten. Bu fotoğrafı o yüzden koydum.
Hocalarınızı rahatsız etmekten korkmayın. Zaten hocalarınız o sıfatı hak eden insanlarsa size yön veriyor, yol açıyor. Benim genç arkadaşlarıma bir tavsiyem de budur. Kendinize iyi mentorlar seçin. Cerrahi dışında işlerle uğraşan insanlardan uzak durun. Beyin cerrahisine girdikçe bunları gözlemleyeceksiniz. Sizin amacınız mikronörolojiyi öğrenmek, beyin cerrahisi öğrenmek olsun. Sona geliyorum arkadaşlar. Biraz süreyi uzattım herhalde, kusura bakmayın. Bu fotoğraf umarım aç değildir kimse. Kebapçıda çektiğimiz, ortada gördüğünüz Ersan Duvan abim. Bizim çok uzun süredir beyin cerrahisi hemşireliğimizi yapan, ameliyathane hemşireliğimizi yapan abimiz. Ersan abi gibi insanları hayatınızda bir şekilde tutmanız lazım. Onlarla da tanışmanız lazım. Şimdi hocaları rahatsız ettiniz. Şimdi de bu tarz tecrübeli, bu işin içinde mutfağında çok uzun süre kalmış insanları, ne derlerse dinleyeceğiniz insanları seçmeniz lazım. Ersan abi iddia ediyorum yani dünyadaki çoğu beyin cerrahisi profesöründen çok beyin cerrahisini bilen bir insandır. Sadece bilmekle kalmaz. Ben beyin cerrahisine adına öğrendiğim şeylerin %60-70'ini pratik anlamda, pratik olarak öğrendiğim şeyleri Ersan abiden öğrenmişimdir. Ersan abi öyle bir insandır ki, bilirsiniz ameliyatlarda sadece cerrahlar değişmez değil mi? İşte hemşireler değişir, teknisyenler değişir, işte sigaraya çıkarlar falan. Türkiye'de özellikle, hani Amerika'da biraz daha bu tarz işler denetim ama Türkiye'de hani böyle bir sürekli bir sirkülasyon vardır ekipte. Ersan abi değişim anı geldiğinde, ya durun şu Enes'e işte bir posterior fossa açmayı göstereyim diye değişime çıkmayan bir insandır benim için. Yeri çok büyüktür. Bu insanları da can kulağınızla dinleyin. Emin olun çok şey öğrenirsiniz. Bakın ben diyorum ki pratik olarak öğrendiğim, trik olarak öğrendiğim %60-70 şeyi Ersan abiden öğrendim. Kendisi yemeğe çıkmayıp bana şunu da böyle yap, bunu da böyle aç, bunu da böyle al diye öğretti. Bu çok önemli bir şey. Fotoğrafta diğer gördüğünüz arkadaşımız Hacettepe'den yine kıdemli arkadaşlarımızdan Selçuk. Selçuk yazıcı. Hatta ben ona Selçuk 3D yazıcı diyorum. 3 boyutlu yazıcılarla uğraşıyor. Soy ismi yazıcı. Asistanlıkta bir başka öğreneceğiniz şey de kardeşliktir, arkadaşlıktır. Bütün asistanlık hayatınız boyunca işte ailenizden, annenizden, babanızdan çok bir alt kıdeminizi, bir üst kıdeminizi görüyorsunuz. Öyle arkadaşlar edinin ki hem size mikronörolojici hayatınızda, hem işte az önce bahsettiğim teknolojik gelişmelerde yardımcı olacak. Ben ne zaman başım sıkışsa Selçuk'u ararım mesela teknolojik bir şeyde. Kendi evine 3 boyutlu yazıcılar alıp neredeyse bir laboratuvar kuruyor. Günümüz Türkiye'sinde bunlara para harcamak çok zor şeyler. Ama işte bu tutku, ilgi alanını bulma, bunlar çok önemli şeyler. Son fotoğraflarım arkadaşlar. Bunu şunun için koydum. Beyin cerrahisi ameliyathanesi Hacettepe'den. Benim eşim de beyin cerrahisi asistanı Ankara Tıp'ta. Birçok yakın arkadaşım da beyin cerrahisi ihtisası yapıyor, yaptı, bitirdi. Yeni başlayanlar var. Şimdi sizden gelecek sorularla ilgili kısımda herhalde şunlar olacak. İşte nereyi yazmalıyız, nasıl yazmalıyız? Bu çok büyük bir soru. Hayatınızın en önemli sorularından biri. Bu konuda hemfikirim sizle. İlk tavsiyem, yazacağınız yerin ismiyle, ismini kapatıp yazın. Yani şunu demek istiyorum. Bir, A Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 2-3 tıp fakültesinden biri olabilir. Ama oranın beyin cerrahisi kliniği iyi olmayabilir. Buna çok dikkat edin. Bunu nasıl aşacaksınız peki? Gidip konuşacaksınız. Oranın asistanlarıyla konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki, soracağınız soru şu. Onlar size bir sürü garip şey anlatır. Yok iyi der, kötü der. İki asistanla konuşursunuz aynı klinikte. Biri der ki burası çok iyi, biri der ki burası çok kötü. O da değil. Soracağınız sorular şu. Bir, abi abla kaçıncı yılınızdasınız? İkinci, üçüncü, dördüncü. Bugüne kadar hangi ameliyatları yaptınız? Hangi ameliyatları asiste ettiniz? Kliniğinizde atıyorum fonksiyonel nöroşirurji var mı? Spinal cerrahi var mı? Yılda kaç tane ameliyat yapılıyor? Ameliyatlara asistanların katılma oranı ne kadar? Çalışma saatleri nasıl? Şimdi
Haftanın 7 günü çalışan bir klinik de olabilirsiniz. Bu sizi yanıltmasın. Verimli çalışma saatleri nasıl? Bir kliniğe gittiniz, girdiniz. Şöyle bir göz atın. Size tavsiyem. Şöyle uzaktan bir bakın. Asistanlar yorgun gözüküyor mu? Yoksa işte çay, kahve, toplanmış bir grup vesaire, yanlış anlaşılmasın hani. Asistan odasında kaç kişi oturuyor o sırada? Gittiniz. Birileri size kolaylıkla ilgi gösteriyorsa o kliniğin yoğunluğu hakkında soru işaretleriniz olsun. En önemli soru, tekrar söylüyorum. Kaçıncı yılınızdasınız? Neler yaptınız? Hangi ameliyatları yaptınız? Uzman olduğunuz zaman bir şeyler yapabilecek misiniz? Kendinizi yeterli hissediyor musunuz? Önemli sorular arkadaşlar bunlar. Ha, şunları da sorarsınız tabii. Ya işte buranın maaşı ne kadar? Saat kaçta geliyorsunuz? Kaçta çıkıyorsunuz? İşte nasıl bir yer burası? Asistan mobbingi var mı? Hoca mobbingi var mı? Falan, bunları da sorarsınız. Hayatınız boyunca birçok mobbingle mücadele edeceksiniz. Siz bugün bu genç nörolojenler toplantısına katılıyorsanız bu işe ilginiz var demektir. Özellikle bu işe ülkemize devam edeceksiniz. Edecekseniz mobbing hayatınızın bir parçası olacak. Ama bunu şöyle yapacaksınız. Bunu bir yakıt gibi kullanacaksınız. Birileri size mobbing uyguladıkça siz daha iyi olacaksınız. Sizin önünüze birileri bir şeyler setlemeye çalıştıkça siz daha çok çalışacaksınız. Daha çok öğreneceksiniz. Daha çok yapacaksınız. Çünkü asistanlık belli bir süre bitiyor. Şimdi benim eşim sabahları 4.30'da Ankara Tıp Üniversitesi'nde beyin cerrahisi asistanı. Benden bir sene kadar geride başladı. Bir sene sonra başladı benden. Sabahları 4.30'da başladı. 15 nöbet tutarak başladı Ankara Tıp'ta. Biz şimdi akşamları eve geldiğimizde konuşuyoruz, atıyorum işte sen bugün ne yaptın, ben bugün ne yaptım vesaire. İşte kendi kliniğimizde biz atıyorum 7.30'da başlarız aşağı yukarı, 7-7.30. İşte Gazi'de arkadaşlarım var. Böyle ara ara toplanıp konuşuruz. İşte sen bitirmek üzeresin, ne vaka yaptın? İşte ben şu kadar yaptım, şunu yaptım, sen bunu yaptın falan. Bunlar, bu insanlara ulaşın ve sorun. Yani bunu burada ben tek tek anlatamam. Yazacağınız klinikler sizi mesleki anlamda şekillendirecek kliniklerdir. Mutlaka gidip konuşup yazın. Ve dediğim soru çok trik bir sorudur. Yani dünyanın en iyi isimli yerlerine bile gitseniz, orada beyin cerrahisi belki sekteye uğramıştır. Belli bir dönem atlatıyordur. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Buna çok dikkat edin. Sorun. Kim ne ameliyat yaptı? Asistanlara soracağınız en önemli soru bu. Bakın şunu, maaş, çalışma saati hepsi biter. Bakın benim eşim dediğim gibi 4.30'da gidiyordu. Şu an son bir yıl artık. Yani bittik, geçiyor zaman, anladınız mı? Hala işte 15 nöbetti vesaire. Ama bakıyorum kendisine. Emeklerinin karşılığını aldın mı sorusunun cevabını sorun. Bu çok önemli. Son olarak, beyin cerrahisi akıllı adam işi değildir arkadaşlar. Nereye giderseniz gidin, kar topu oynarken bile ak madde diseksiyonu görecek hale gelirsiniz. Bu benim fotoğrafım. İşte eşimle kar topu oynarken. Bizim bütün aile beyin cerrahisiyle ilgili olduğu için bütün etkinliklerimiz bir şekilde bu kapıya ulaşıyor. Biraz uzattım, bir saati aştım sanırım. Ama başkanımız Adem'den izin aldım özellikle bunun için. Uzatabilirsin abi demişti. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhalde bundan sonra da soru cevaba geçeriz. Umarım faydalı olmuştur. Enes abi, ağzına sağlık. Gerçekten bence çok motive edici bir konuşmaydı. Özellikle ben biraz daha perifer denilebilecek bir yerde tıp fakültesi okuyan bir öğrenci olarak bazen böyle hiçbir şansın, fırsatın karşıma çıkmayacağını düşündüğüm zamanlar oluyor. Umutsuzluğa kapılıyorum. O açıdan da gerçekten söylediklerim bence çok kıymetliydi. Benim için de, birçok arkadaşım için de. Kendi adıma ve tüm arkadaşlarım adına bir kez daha sana teşekkür ederim. Biz sorularımızı derledik. İstersen sizin de izniniz olursa sırayla ben o sorulardan başlamak istiyorum. Sormadan önce bir şey söyleyeyim sana. Kardelen, Meram tıptayım dedin. Evet. Şimdi perifer diye bir saçma bir şey uydurulmuş, giriyor. A Üniversitesi'nin beyin cerrahisinden dünyanın en iyi beyin cerrahı da çıkıyor. En vasat beyin cerrahı da çıkıyor. Bu senin için de geçerli. Az önce söylediğim konu, bir şeylerin isimlerine takılmayın arkadaşlar. Şimdi 50 sene önce bu isimlere takılınabilirdi çünkü
sunumda bahsettiğimiz şeyler geçerliydi. Teknoloji yoktu. Mikroskop olmayan yerler vardı. Şuydu, buydu, X, Y, Z. Şu an artık öyle değil. Dünyanın neresinde olursan ol. Bak sana ne diyorum. Yurt dışından birçok insanla şu an Türkiye'den çalışabiliyorum. Benim arkadaşlarım da çalışabiliyor. Kendi kliniğimden örnek vereyim sana. Birçok yerde çok iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olarak çalışabilecek arkadaşlarımız da var, gözlemliyorsunuz. Öbür yanda kendini geliştirmek istemeyen arkadaşlarımız da var. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Herkes hayatının merkezine beyin cerrahisini koyacak diye bir şey yok. O yüzden sakın böyle bir şey söyleme. Ve çalış. Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Türkiye'nin en köklü fakültelerinden biri yani. Hani öyle olmasa da olurdu, bak onu da söylüyorum. Öyle olmasa da olurdu. Artık hani çok Türkçe şey olarak söylemiyorum. Yani excuse kısmı bunun yok. Yani sen şunu diyemezsin. Ben Meram'dayım ve iyi olamıyorum. Öyle bir şey yok yani. Yok, bu kendini kandırmak olur. Bak çok net söylüyorum sana. Onu kafandan tamamen çıkar. Haklısın abi. Aslında söylediğin gibi bu biraz da çevremizdeki aslında eski kafalı insanlar tarafından belki de bize dayatılan bir şey. Söylediğinde haklısın. Yani belki 50 sene öncesinde bu önemliydi. Şu anda değil. Ama bazen beni de böyle aşağıya doğru çeken insanlar oluyor maalesef ki çevremde. Sen onu yakıt olarak kullanacaksın. Evet, haklısın. Doğru. Aynen. Biri sana diyecek ki sen Meram Tıp Fakültelisin, Hacettepe'li değilsin diyecek. Sen de diyeceksin ki evet, ben Meram Tıp Fakülteliyim. Bunları yaptım. Çok haklısın. Bu altı doldurulmuş bir özgüven olacak. Bir şeyler yapmış olacaksın bunun için. Çalışmış olacaksın, tamam mı? Tamam abi. Çok teşekkür ederim kendi adıma da. İlk soruyla başlıyorum o zaman. Arkadaşlarımızdan biri nöroşirurji alanında karşılaştığınız en büyük zorluk neydi diye sormuş. Yani böyle senin için en büyük zorluk nedir? Nöroşirurji dalında. Evet, şimdiye kadar nöroşirurji alanında seni en zorlayan şey ne oldu? Mobbing. Tek kelime cevaplıyorum. Yeterli oldu. Arkadaşlar, kimse sizi çalışmanızdan yoramaz. Yani beni bıraksanız, arkadaşlarımız burada. Beni laboratuvara bıraksanız veya ameliyathaneye, bir ay sonra gelip alırsınız oradan yani. Ben bir kere öf bile demem çalışmaktan. Ama mental yorgunluk çok zordur arkadaşlar. Fiziksel olarak dinlenirsiniz, geçer. Ama mental yorgunluk çok zordur. Benim için en zorlayıcı şey bu oldu diyebilirim. Ben de hemen sorumu ileteceğim. Yalnız beyler, beylere söz almak istiyorum. Hemen kısaca verelim. Sonunda da geçmiştin sanırım, değil mi? Beyler hocam, hoş geldiniz. Beyler abi, bizim asistanım Müslüman. Çok memnun oldum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Enes'in sunumunu sizin gibi. Gerçi ben de asistanlığımın 5. yılındayım. Enes'le beraber başladık. Ben ondan 5 gün sonra başladım. Ama o zorlukları, o yaşadığı her şeyin bir nevi şahidiyim ben de. Ne kadar çok çalıştığının, hangi zorluklarla mücadele ettiğini. En az şu anda sizin kadar ben de onun geçtiği süreçte motive oldum. Çok şeyde, hani onun gittiği yolda, onun yaptığı değişiklikler, farklı bakış açıları onun ekip arkadaşlarını da motive etti. Ben kendisini çok tebrik ediyorum. Bugünkü sunumunu baştan sona kadar uyuklamadan dinledim. Bugün beni eve o bıraktı, sağ olsun. Yorgunluk ama. Ne diyebilirim? Çok güzel bir rol modeldir. Siz de öyle bir arkadaş edindiğiniz, abi edindiğiniz için bence şanslısınız. Ben size tebrik ediyorum. Yolu açık olsun. Biz de onun başarılarını görüp hem seviniyoruz hem de biz de kendimize bir yol seçiyoruz. Herkese başarılar. Çok sağ ol beyler. Çok teşekkür ederim. Ben hemen sorumu ileteyim aradan o zaman. Zor işlerle uğraşan insanlar, nöroşirurji de bunlardan biri, sanat da bunlardan biri. Nöroşirurji de bir sanat, biliyoruz. Bazen deneyimlerimizle hislerimiz arasında kalabiliyoruz. Yani bir karar vermemiz gerek. Nöroşirurjide çok ciddi ameliyatlar olabiliyor. Bazen çok riskli bir ameliyatta doğru kararı vermek gerekiyor. Hislerimizle deneyimlerimiz çatışabilir. Bunu hiç düşünüyor musun Enes abi? Yani buna nasıl hazırlanıyorsun? Yani senin böyle bir kaygın var mı? Çok merak ediyorum. Yani vardır illaki ama sormak istedim sadece.
Ya şunu söyleyeyim öncelikle ben henüz hani tek başıma kliniklerin farklı gelenekleri vardır. Hani bu tarz kararları henüz tek başıma alabilen biri değilim. Bir ay sonra uzman olacağım. Herhalde o zaman dediğin şeyle karşı karşıya kalacağız. Ama işte bir baş asistanken işte hastaları görürsünüz, değerlendirirsiniz, hocalara danışırsınız vesaire. Burada hani temel alacağınız şey hasta önce gelir. Hastanın iyiliği için karar vereceksiniz. Sonuçta biz bu mesleği temelde baktığınız zaman bir sürü şey anlattık ama insanlar için yapıyoruz. Asistanlığınız süresince bunu kaybetmemek çok zor. İnanamazsınız. İnsanların en zor anlarına tanık olmaya başladığınız zaman insanların gerçek yüzlerini de ve hani tüm perdenin kalktığı anları da görmeye başlıyorsunuz yakınlarıyla beraber. Ölmekte olan bir insanın kimseye eyvallahı olmuyor yani onu demek istiyorum. Burada karar verirken artık hastanın iyiliğini düşünüyorsunuz. En azından asistanlığınızın ilk yıllarında zaten tamamen etik, ahlak temelleri üzerine kararlar vermek için kendinizi çok zorluyorsunuz. Ama sistemin içinde o kararları siz almıyorsunuz zaten. Uzmanken nasıl olacak onu cevaplayamam. Şu an asistanım. O zaman belki bir daha konuşuruz. Ama zaten sistem size o kararları verdiriyor. Yani artık bireysel olarak karar alıp ilerlemek değil, kliniğinizin işleyişi nasılsa o karar sistemine göre kararı verecek merciye iletiyorsunuz. Kendi kliniğim adına bunu konuşuyorum. Bir başka klinikte belki hani farklı sorumluluklar yüklenen asistanlar vardır. Kendi kliniğim için bu böyle. Zaten standartlarımız vardır. Tabii bu standartlar hocalarımıza göre de değişir. Yani bu her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır denir. Tek bir doğru yok. Tek bir yanlış da yok. Çok doğru ve çok yanlışı göreceksiniz hayatınız boyunca. Okumanın faydasını ben kendi adıma çok gördüm diyebilirim. Nöroşirurji adına gerçekten çok fazla şey okudum. Bu çok zor oluyor. Çalışmak için de tabii. Zaten yoğun klinik saatleriniz fiziksel olarak da yorgunsunuz. Ama bunları okuyup çalışmak için çok erken saatler kalkıp fedakarlık etmeniz gerekebilir. Soruyu dağıttım. Benim böyle kararlar alma zamanım henüz gelmedi, onu söyleyebilirim. Ama gelseydi de şunu söyleyeyim. Hasta için en iyi olanı. Profesyonel görüşümle alırdım. Duygularımı asla karıştırmam. Çok net söyleyeyim. Biz çünkü hani ameliyathaneye girdiğin zaman şunu artık kabul etmeniz lazım. Karşınızdaki hasta için hasta artık tamamen size emanet. Hastanın pozisyonundan işte kolunun düşmesine kadar hepsi size emanet. Ben kendi kliniğimde en çok çalıştığım hocadan disiplin olarak bunu öğrendim. Hiç kimse sizin hastanıza sizin kadar sahip çıkmaz. Yanlış anlaşılmasın. İşte hemşire hanımlar, bakın birçok insandan bahsettim sunumda. Hemşire, posta, ameliyathane personeli, teknisyeni, bir başka branşın doktoru hastanıza sizin kadar sahip çıkmaz. Siz sahip çıkacaksınız. Hasta size kendini emanet ediyorsa, ameliyatı başlayana kadar hastaya sahip çıkacaksınız. Ameliyat başlayınca sizin temel prensibiniz o hasta için yapabileceğiniz en iyi ameliyatı yapmak olacak. Bunun için de çok çalışacaksınız öncesinden ki o ameliyatı yapacağınız zamana hazır olun. Benim temel prensibim buydu her zaman. Ben ameliyat... Mikrofon kapandı. Ben ameliyatları düzgün yapmayı öğrenmeyi sırf bu yüzden istedim. Çünkü bir gün siz beyin cerrahı olduğunuz zaman buyur ameliyatı yap denilecek adam sizsiniz. Hastayı tabii ki siz takip edeceksiniz, izleyeceksiniz vesaire bir sürü şeyi var. Ama sizin bilmeniz en iyi gereken şey beyin cerrahisi. Konuştuğumuz şey mikronöroşirurji. Yani bunu zaten... Bunu söyleyebilecek adam ben değilim. Ben bu konuda yetersiz bir insanım. Daha mikronöroşirurji adına belki çok az şey gördüm, biliyorum. Hocalarımızın videolarından, Zoom toplantılarından izlediğimiz şeyi söylüyorum. Hasta size bir kanamamış anevrizmasını emanet ettiği zaman yapacağınız en iyi şey o hasta için o anevrizmayı kanamadan tam şekilde kapatmak olmalı. Veya bir tümörü olduğu zaman hastaya en az zarar verecek şekilde o tümörü çıkarmak olmalı. O tekniği en iyi bilen kişi siz olmalısınız. Onun dışında oluşacak şeyler vesaire bunlar bir ekibin işi olmalı. Bu çok önemli bence. Ben böyle düşünüyorum. Tabii buna farklı düşünen insanlar da var.
Duyamıyoruz galiba Kardelen. Evet. Açtım mikrofonu tekrar. Hemen hızlıca diğer bir soruyla devam etmek istiyorum. Nöroşirurjide asistanlık ve uzmanlık için en uygun olduğunu düşündüğünüz ülkeler nedir? Sebebiyle açıklar mısınız? Bir de özel olarak Almanya'da beyin cerrahisini önerir misiniz diye bir soru gelmiş. Eğer bu konuda bir tecrüben varsa. Bu konuyu bana çok fazla soran insan olduğu için hazır cevap geldim. Bakın anlatıyorum. Amerika ve Avrupa diye anlatacağım. Almanya'yı spesifik olarak bilmiyorum. Amerika ve Avrupa olarak anlatacağım. Türkiye olarak anlatayım bir de. 3. Amerika'da çalışmak istiyorsanız arkadaşlar, her şeyin en iyisini yapmaya çalışan, hayatını tamamen beyin cerrahisine adayacak ve hiç durmadan en iyisini isteyen bir insan olmanız lazım. Avrupa'da çalışacaksanız ortalama benim için yeterli. Ben biraz hayatımı da yaşarım. Ortalamadan giderim. İşte gelir olarak da fena yerde olmam ama hiçbir zaman işte böyle ekstrem paralar da kazanmam. Ama tabii ki yani Türkiye'ye göre gene çok iyi bir hayat yaşarsınız, o ayrı bir konu ama Amerika ile Avrupa'nın en büyük farkı budur. Amerika'da NBA starları neyse beyin cerrahları odur. Medyan geliri 1-1,5 milyon dolar olan bir gruptan bahsediyoruz. Amerika'da direkt bir beyin cerrahisi asistanlığına girmek Türkiye'den bir tıp fakültesinden mezun olarak çok zordur. İmkansız değil. Ama işte ben hep çalışacağım, merkez bu olacak, şunu da yapacağım, bunu da yapacağım, 40 yaşına geldiğimde beyin cerrahı olacağım, bunu kabul ediyorum diyorsanız, evet Amerika'da bu işi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi Amerika'daki yarışmanız hayatınız boyunca devam eder. Avrupa'da ortalama Türkiye'de yetişmiş bir beyin cerrahı, Avrupalı beyin cerrahlarının çoğundan teknik olarak çok daha iyi yetişiyor benim gözlemlediğim. Çünkü Avrupa nöroşirurjisine gittiğimiz zaman işte bu bahsettiğim insanlarla konuşma konusu vardı hatırlarsanız onu konuşacaksınız. Kopenhag'dan bir arkadaşla konuştuğun zaman işte haftada atıyorum 40 saat 50 saat çalışıyordum. Şimdi böyle bir yerde beyin cerrahisi öğrenemezsiniz zaten. Mümkün değil. Bizim kliniğimizde, Türkiye'de de nöbet sonrası geldi birçok klinikte. Ben mesela dün gece nöbetçiydim, nöbetçi baş asistantım. Bu akşam 6.30'da çıktım kliniğimden. Şimdi geldim sunumdayız mesela. Bu sunumdan önce yurt dışından bir grup çalıştığımız, makale hazırladığımız bir grup hocayla da sunum yaptık. Demek ki ben kendimi biraz Amerika'ya yakın hissediyorum bu konuda. Ama ben şöyle bir adam olsam, evet arkadaşlar saat 4 mesai bitiyor. İşte ben arkadaşlarımla gideceğim. İşte ne yapıyorsanız işte bara gideceğim veya ailemle buluşacağım. Çocuklarımın yanına gideceğim. Bu biraz daha Avrupa yaşam tarzı. Oralarda asistan olmak Amerika'ya göre çok daha kolay. Bu işte spesifik olarak ilgilenen bir sürü insan var. Sorunun doğru adresi odur. Onlardır. Beyin cerrahisi için ben hani tek tek konuşamam. Ama genel zihniyeti anlatabildim mi? Hani onu söylemek istiyorum. Abi ben de şöyle ileteyim bir soruyu. Öğrencilik yıllarında böyle araştırmalara, makalelere katılım sağladın mı hiç? Hani lisans için sorulmuş daha çok. Geri dönüyorum. Tekrar konuşmanın başında söyledim. Yeditepe'ye gidip bu mikroskopla tanışıp işte ekiple tanışana kadar hiç makalem var mıydı diye düşünüyorum. Yoktu. Sıfır. Sıfır. Ama genetiğe meraklıydım üniversitede. O zaman ona çalışmıştım bir dönem. Ama hani yok yani. Hani şunun için sorulmuş olabilir bu soru. Abi işte biz lisansı bitiriyoruz. Hiç yayınımız yok. Geç mi kaldık? Yani geç kaldık diye Türk zihniyetinin sahip olduğu bir söylem var. Ben hep çok gülerim. Neye geç kaldınız arkadaşlar? Yani bir yere varmaya çalışıyorsunuz. Bir şey var mı? Öyle bir şey yok ki zaten. Siz... Gene hocalarımızdan birinin sözüdür. Nöroşirurji için bir tane hayat yetmez zaten. Yani hep geç kalacaksınız emin olun. Ben eşime sabahtan akşama kadar ya bak şunu da yetiştiremedim, bunu da yetiştiremedim. Şu proje de bitmedi, bu proje de bitmedi diyorum. Çünkü bir proje bittiğinde diğeri de geliyor. Öbürü geliyor. Hani şimdi ben geç mi kaldım? Bilmiyorum ben kendimi geç kalmış hissetmiyorum. Yani işte şu anki kendi hayat planımda tekrar bir Amerika'da asistanlık yapmayı bile planlıyorum. Olursa ilerleyen dönemde zaten Eylül ayında bitiriyorum ben asistanlığımı. Bir farklı pozisyon için şu an o pozisyona girmek üzereyim belki de emin değilim. Öyle olursa zaten hani
Bambaşka yeniden sıfırdan başlayacağım. Şimdi ben bir şeylere geç mi kaldım? Veya işte sizin bilmiyorum yani sizin görüşünüz nasıl ama bu bana çok komik geliyor. Yani bir şeylere geç kalmak. Bir de şey vardı sene kaybetmiş falan. Sınıfta kalmış insanlara falan sene kaybetmiş derlerdi. Hep bana çok komik geliyordu böyle şeyler. Ne kaybetmiş yani? Belki o bir senede bambaşka bir şey yaptı adam yani ne biliyorsunuz? Ya da hayatında bambaşka bir tecrübe edindi. Ailesinden biri hasta oldu, sene kaybetti. Veya gezdi dolaştı, eğlendi. Seneyi kaybetti mi yani şimdi? Böyle düşünmeyin kesinlikle. Bu çok yanlış bir düşünce. Her zaman her şeye başlayabilirsiniz. Ben çok ilerleyen yıllarda mesela farklı şeylere başlamayı planlıyorum. Böyle yaşarsam 60 yaşında falan, nöroşirurji hayatımı çok tamamen kapatmazsa farklı şeyler var kafamda. Lisans eğitiminden bahsediyorum bu arada yani şey değil, tekrar bir lisans eğitimi. Evet abi aslında bir sürü soru aldık, çok fazla da soru var ama sen zaten birçoğundan aslında sunumunun içerisinde bahsettin tecrübelerinden de. Eğer senin de iznin olursa ben yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Ben bizi kırmayıp katıldığın için ve çok değerli tecrübelerini de bize aktardığın için sana çok teşekkür ediyorum öncelikle. Katıldığınız için arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum ve benimle beraber moderatörlük görevini üstlendiği için çalışma arkadaşım Tuna'ya da çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki hepimiz çok keyif aldık ve bence çok da faydalandık. Kendi adıma öyle, bence hepimizin adına da öyle. Ben izninizle yavaş yavaş etkinliği sonlandırıyorum. Tekrardan katıldığınız için. Unutmayalım ama. Bir fotoğraf. Aha evet. Aynen. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir fotoğraf alacağız. Ben Yahya'dan soru bekliyordum ama demek ki bölüme gelecek Yahya artık. Yahya'yı küstürdüler. Estağfurullah abi. Size her zaman çok saygı duydum. Hepinizden yani sizden de bütün abilerimden ve hocalarımdan çok şey öğrendim. Yani iyi ki buradayım dediğim benim çok an oldu. Gerçekten hepiniz en başından beri benle çok ilgilendiniz ve çok şey kattınız. Umarım Yahya, bir gün sizlere layık olabilir. Yahya, nöroşirurjiye küsülmez. Yok şey Mehmet toplantı başı da şaka yaptı abi. Nöroşirurji istiyorum elbette tabii ki hala. Tamam. Aman yani ben çünkü hani biliyorum. yaşanan her şeyi kendine yakıt yapacaksın. Diyeceksin ki o zaman daha fazlasını yapacağım tamam mı? Elbette, elbette abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abi çıkmadan sen hemen bir müsait olanlar da kameralardan açabilirse bir fotoğraf alalım. Sonra ondan sonra kapatabiliriz. Hemen açıyorum bir saniye. Tamam herkes tamamsa hemen bir fotoğraf alıyoruz o zaman. Tamamdır abi. Aldım ben de fotoğraf. Tamam, çok teşekkür ederim tekrar. Hepinize biz teşekkür ederiz abi katıldığın için. Herkese de çok teşekkür ederim. Toplantıyı sonlandırıyorum o zaman. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.